İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Haycampa gönüllü eğitim kursunu sürdürüyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı. Rus barış gücü Arsak'ın Cardar yerleşiminde yaşayan 120 aileye insani yardımda bulundu. Batı Ermenistan'ın Kilikya'da 4500 yıllık yapı bulundu. Ermeni asıllı Artem Pataputyan Nobel Tıp Ödülü sahibi. Azerbaycan sınırında gerginlik sürüyor. Her an silahlı çatışmaya dönüşebilir. Batı Ermenistan'ın Urfa ilinde 20 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Artak Movsisyan, Hayk isminin nasıl ortaya çıktığı ve ne anlama geldiği hakkında. Gümrü'de Ermeni Ulusal Sembolleri Müzesi açıldı. Batı Ermenistan, Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları arasında Haycampa, sivil nüfusun güvenliğini sağlamayı amaçlayan gönüllü eğitim döngüsünü sürdürdüğü konusunda farkındalık yayıyor. Haycampa misyonunun ruhu ülkedeki en savunmasız insanların korunmasını ve güvenliğini sağlamaktır. Ancak bu misyonun başarılı olabilmesi için insan kaynağına sahip olmak hem fiziksel hem de psikolojik olarak farklı yerlerde düzenli eğitimi organize etmek gerekiyor. Bu sadece genç gönüllülerimizin sağladığı yardımlarla ilgili değil, her şeyden önce bu yardımı etkili bir şekilde organize etmekle ilgili. Bu nedenle Ermenistan Cumhuriyeti'nde faaliyette bulunmak isteyen ve güvenliği bir öncelik olarak kabul eden herkese Haycampa'ya katılmaya çağırıyoruz. Bu bağlantıyı takip ederek bu görevleri desteklemek için ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulacaksınız. Rusya Barışı Koruma Kuvveti'ne bağlı İnsani Müdahale Merkezi'nin askerleri, hayır kurumlarıyla işbirliği içinde Artsakh'ın Cardar yerleşimindeki büyük ailelere ve yerlerinden edilmiş kişilere yardım sağladı. Cardar'ın kültür evinde İnsani Yardım Merkezi'nin subayları, öğrencilere okul malzemeleri, araç gereçler ve kışlık ayakkabılar dağıttı. Kilikya Ermenistanı, Mersin'deki 9000 yıllık Yumuktepe Höyük'te devam eden arkeolojik kazılarda birçok uygarlığa ait izler araştırılıyor. Mersin'deki Yumuktepe Höyük'te içerisinde 4500 yıllık olduğu değerlendirilen küp, çok sayıda çömlek parçası ve gıda fosillerinin bulunduğu yapıya ulaşılması medeniyetlerin yaşam biçimini araştıran arkeologları heyecanlandırdı. Toroslar ilçesindeki höyük, çok sayıda uygarlığın izlerini taşıdığı için medeniyetler beşiği olarak da anılıyor. Kazı Başkanı Profesör Doktor Caneva, höyüğün medeniyetlerin yaşam biçimleri açısından önemli ipuçları verdiğini kaydetti ve toprağın üzerine kerpiçle yapılmış büyük bir binaya ulaştıklarını aktardı. Binanın kapısına ait izlere de rastladıklarını dile getiren Caneva, "Burada bütün halinde büyük bir küpe ulaştık. Dönem olarak Orta Tunç dönemine ait. Milattan önce 2500-2000 arasında bir zamandan, günümüzden 4500 yıl öncesinden kaldığını düşünüyoruz," dedi. 2021 Nobel Tıp Ödülü Amerikalı Ermeni araştırmacı Artem Pataputyan ve David Julius'a layık görüldü. Nobel Komitesi'nin mesajına göre ödül ısı ve dokusal reseptörlerinin keşfi için verildi. 54 yaşındaki Artem Pataputyan, Beyrut'ta doğdu ve Lübnan İç Savaşı sırasında ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Şu anda Scripps Bilimsel Kuruluş'un Pataputyan Parça Çözümü Deneme Merkezi'nin başkanıdır. İran-Azerbaycan sınırındaki durum gerginliğini koruyor. İran, Haybar Fatihleri adlı askeri tatbikatları kapsamında sınıra askeri teçhizat ve personel yığmaya devam ediyor. Bunu haber yapan Rus Askeri İnceleme adlı gazete, Azerbaycan-İran sınırında olası bir silahlı çatışmanın patlak verebileceğine dikkat çekti. Gazeteye göre iki ülke arasındaki ilişkilerin ağırlaşmasının resmi nedeni Azerbaycan ordusunun Goris-Kapan karayolunun iki bölümünü bloke etmesi ve İranlı şoförlerden bu bölümlerden geçebilmek için para toplamasıdır. Gazetenin yazdığı gibi sınırdaki askeri tatbikatları her an gerçek bir askeri çatışmaya dönüştürecek ve Azerbaycan'ın kaçınılmaz olarak Türkiye'yi de dahil edeceği bir provokasyon gerçekleşebilir. Bu arada tatbikat sırasında zaten bir olay kaydedildi.
İran'ın Süper Kobra helikopteri yanlışlıkla kendi mevzilerine ateş açtı ve bu da 3 askerin ölümüyle sonuçlandı. GAP kapsamında Batı Ermenistan'ın Urfa ilinin Suruç ilçesine getirilen su kanalı nedeniyle 20 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Bölge sakinleri suyun gelişi faydadan daha çok zarar verdi diyerek önlem alınması çağrısında bulundu. Bölgeler arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi hedefiyle 27 Ekim 1989 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla hayata geçirilen Güneydoğu Anadolu Projesi GAP birçok olumsuz durumu da beraberinde getirdi. Bölgenin en verimli tarım alanına sahip olan Suruç Ovası'nda birçok alan su kanalları nedeniyle sular altında kaldı. Sular altında kalan yerler sazlık alanlara dönüşürken birçok yerde mezarlar da sular altında kaldı. Bölgede yetiştirilen pamuk, fıstık ve nar ağaçları da kurudu. Buna karşı önlemlerin alınmaması ise bölge halkını tedirgin ediyor. Bu sorun tahliye kanallarının açılmamasından kaynaklandı. 40 yıl boyunca Suruç Ovası susuz bırakıldı. Su bölgeye geldiğinde çiftçiler de nasıl sulama yapılacağı konusunda bilgi sahibi değillerdi. Bundan dolayı da vahşi sulama gerçekleşti. Bundan dolayı yer altına çok su gidince taban suyu yükseldi. Projeyi yapan müteahhitler projeyi hem eksik hem yanlış yaptılar hem de tahliye kanallarını yapmadılar. Bölge sakinleri su tahliye kanalları ve drenaj kanallarının bir an önce yapılmasını istedi. Tanınmış Armenolog, tarih bilimleri doktoru Profesör Artak Movsisyan'ın röportajlarından alıntıları yayınlıyoruz. Movsis Orenatsi'nin yazdığı Ermeni tarihi başlıklı çalışmasının en başında ilk tanrıların korkunç olduğunu ve dünyanın büyük iyiliğinin, dünyanın ve insanlığın başlangıcının nedeni olduğunu söylüyor. Onlardan devler nesil yaratıldı. Bunlardan biri de Hapetos soyundan gelen Hayk'tı. Horenatsi, M.Ö. 2. yüzyılın Ermeni yazarıdır. Ermeni tarihi adlı eserini Kral Varşak'ın emriyle Mar Abbas Katina'dan alıntılar yaparak yazdı. Mar Abbas Katina'nın kullandığı kaynaklar ise çok çeşitliydi. Mezopotamya kaynakları, Pers kaynakları, Helenistik kaynaklar. Ve burada bir soru ortaya çıkıyor. Hayk Nehapet hangi tanrının oğluydu? Bu bilgi Hristiyanlığın kabulünden sonra yasaklandığı için Ermeni mitolojik kaynaklarında korunmamıştır. Mezopotamya kaynaklarında Tanrı Hayk'ın adı Tanrı Haya Enki'nin adı olarak açıkça geçmektedir. Onun hakkında bilgelik tanrısı olarak söz edilirdi. İbadeti doğrudan Fırat'ın ve Dicle'nin kaynakları ve Ermeni Platosu ile bağlantılıydı. Söyleşinin tamamı web sitemizde mevcuttur. Gümrü'de Ermeni Ulusal Sembolleri Müzesi ve Tarihi Mimari Kulüp 1887 adlı kulüp açıldı. Armen Press'in bildirdiğine göre müze ve kulüp 1887'de o zaman Aleksandropol denen kentte inşa edilmiş bir binada düzenlendi. Müzenin açılışı Ermenistan Cumhuriyeti'nin 30. yıl dönümüne adanmıştır. Müzede Ermeni arması sisteminin örnekleri, Ermeni devleti ve ulusal sembolleriyle ilgili benzersiz örnekler, gravürler, posterler, kartpostallar, mobilyalar ve diğerleri sergileniyor. Ayrı bir salonda ana Ermenistan'ın ikonografisi ve 1. Cumhuriyet'in sembolleri ile ilgili benzersiz orijinal malzemeler sergilenecek. Müzenin sergisi düzenli olarak yeni malzemelerle zenginleştirilecek. Koleksiyon tamamen Hayk Demoyan'ın kişisel koleksiyonudur. Kulüp 1887, iç mimarlığı Aleksandropol tarzı ile döşenmiş çeşitli etkinliklerin düzenleneceği tarihi bir ortamdır. Müze, 2021 yılı boyunca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri giriş ücreti olmaksızın halka açık olacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas adlı oda topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ah Sevavor Sevigahçik adlı eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.